Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Bu bölümde yarım saat içerisinde tek tencerede biberli, baharatlı, harika bir tavuklu makarna yapacağız. Tavuk suyuyla birlikte süzmeden pişireceğimiz için hem besleyici, hem lezzetli, hem de oldukça pratik. Hemen yapmaya geçelim. Bir tane tavuk göğsünü ufak küplere, küpten biraz daha uzunca doğruyorum. Benim organik gezen tavuktan kendim bütün tavuktan parçaladığım göğüs olduğu için biraz ufak. Bu şekilde iki tane belki daha güzel olabilir bir paket makarna için. Siz istediğiniz gibi miktarını arttırabilirsiniz. Birazcık zeytinyağında yine makarnayı haşlayacağım. Tencerede hafifçe soteleyeceğim. Bu arada bir tane soğanı yarım halka şeklinde doğruyorum. Biberleri de aynı şekilde saplarını ayıklayıp halka halka doğruyorum. Kırmızı biberi derin dondurucudan kullandım. Daha önce mevsiminde doğrayıp hazır hale getirmiştim. Çok pratik oluyor. Tavukları hafifçe karıştıracağım. Rengi dönene kadar kavurmanız yeterli. Yaklaşık 3-4 dakika diyelim. Pişen tavukları ayrı bir tabağa aktarıp tekrar tencereye biraz zeytinyağı alıyorum ve bu sefer doğradığım soğan ve biberleri soteliyorum. Bu aşamada kavurma işlemini biraz uzun tutabilirsiniz çünkü hem soğanın hem biberlerin yumuşaması biraz zaman alıyor. Biraz kavrulduktan sonra 2-3 diş sarımsağı ilave ediyorum. En son koyuyoruz ki yanmasın. Daha ilk zamanda birlikte koyarsanız sarımsak çok çabuk yanacağından hoş olmayacaktır. Bundan sonra artık tavuklarımı tekrardan üzerine ilave edebilirim. İçerisine 1 yemek kaşığına yakın da domates salçası ekledim. Onu da aslında tavuklardan önce de ekleyip daha rahat bir şekilde kavurabilirsiniz. Bir önceki adımda ilave ederek. Eğer mevsiminde ise domates 1-2 tane daha da fazla eklenebilir. Kabuğu soyup doğranmış bir şekilde. Baharat olarak kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, kekik, tuz, karabiber ilave ettim. İsterseniz biberiye de ilave edebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Tekrar karıştırıyorum. Ve artık suyunu ilave edebilirim. Ben haşlamış olduğum bütün tavuğun suyundan ekledim. Bu şekilde hem daha lezzetli hem daha besleyici hale gelmiş oldu. Elinizde et tavuk suyu varsa bunu da ilave edebilirsiniz. Veya olmadı normal su koyarsınız. Ne kadar konacak peki? Öncelikle birazcık suyunu ekleyin 2-3 bardak kadar. Daha sonra bir paket makarnayı ben kepekli kullandım. Penne kullanırsanız burada çok güzel oluyor. Sosun da içine daha güzel bir şekilde çekiyor. Makarnayı ekledikten sonra üzerine geçmeyecek kadar su ilavesi yapıp kısık ateşte pişirebilirsiniz. Zaten sonradan su da ilave edebilirsiniz eğer makarnalar diri gelmişse çektikten sonra. Arada hafifçe karıştırdım ve suyunu çekene kadar makarna pişirdim. Tüm lezzetler bir arada piştiği için gerçekten makarnaya ayrı bir tat katıyor. Üstelik suyunu dökmeden et suyuyla birlikte pişirdiğiniz için çok daha bence vitaminli, besleyici bir tarif. Üstelik tek tencerede hepsi bir arada yarım saat içerisinde hazır olabilecek bir yemek. Ben servis ederken üzerine biraz da kaşar rendeledim. O da çok yakışıyor gerçekten. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi dener ve beğenirseniz benimle Ayşenur Altan etiketiyle paylaşırsanız sevinirim. Görmek isterim denediğiniz tariflerimi. Bir sonraki bölümde fırın kullanımı, dereceler, fanlı fansız gibi merak edilen konularla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Eğer sizin de bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlara bırakın. Onları da eklemiş olalım. Bu bölümde benden bu kadar. İnşallah bir sonraki tarifte görüşene dek hoşça kalın.